Vallahi bir gaza getiriyor. Bir tane dur, geçen gün bir video görmüştüm, bu listede yok. Hangi kanalda bu modifiyecileri, aragazcıları falan çekiyorlar belgesel tadında? Neydi kanalın adını söyleyin. Dur, Mercedes falan polis çevirmişti ya. Son susturucu mu? Ben geçen gün bir video gördüm, dedim ben bunu şeyde izlerim, yayında izlerim. Ha bunlar. Arabada defalarca silah aradılar. Bu muydu? Dur bakayım. Dinliyorum mesela Tayparlar. Ya oğlum ben bu kafayı çok seviyorum aslında ya. Tayfar semt işi bir araba benim gözümde. Bak bu adamlar tam mahalle adamları, tamam mı böyle? Hani araba maraba da seviyor. Bak bu ne abim deme, çok izle. Yani mesela 2-3 dakikası izledim, yayında geçici izleyeceğim ben seven bunu. bir genç Tayfar'la çok güzel eğlenebilir. Ben eğleniyorum mesela Tayfar'la. Arabalardaki dokunuşlar çok iyi. Bir mekanın Ya sen Honda dediğin araba, teneke dediğin şu adamlara bir gidip söylesene. çıkışındayız böyle eski bin, şu anda öyle ama o zamanlar daha bir başkaydı. İnsanlar bakıyor işte yanmayacak mı falan, bir deneyeyim dedim ya. Baba orada bir verdim ben yana. Arka böyle bir geldi. Ondan sonra dedim ki bu araba benim arabam ve bu araba bunun için var. Harbi yan makinesi. Bizim Can'da var bu, vardı. Yıllarca kullan, hatta kırmızıydı böyle. Baba araba durmuyordu ki yerinde, habire göt atıyor. Baksana abi, yağ gibi dönüyor. Şu arabaya ne takarsan tak. Bak arkadaki bak. Ya ne istiyorsan tak ya. Aklına geliyorsa tak. 9 offset tak, 10 offset tak, VTI jantı tak. Her türlü oluyor abi. Yakışmayan bir şey yok. Çok iyi değil mi lan parlar? Bunları ne bağlıyorlardır ha? Oha! Bu arabaya Japon motoru koymuş. Her bindiğimde bana bas bana diyor ya, vur diyor. Kesici diyor, anladın mı? Yani bu benim için bir terapi. Çocukluktan beri fanatik Honda aşığıyım. Babamda Honda Accord vardı. O aralar 3-4 tane alıp satmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ben daha ilkokula bile gittim. Bu arada bu arabanın çizgisi hala çok güzel bence ya. Ben eski binleri hep çok sevdim. Çağatay, teşekkür ederim. Bilmiyorum. Arabanın üstünde, direksiyonunda, orada burada fotoğraflarım var. Bizim olay aslında çocukluktan belliydi, anladın mı? Hani biz bisiklete bile boncuk takıp arkasına egzoz pet şişe yapardık. Biz de yapıyorduk da ben buna dönüşemedim mesela. Babam araba al sat yapıyordu. Galericiydi. Biz de okuldan kaçıp galeriye gidiyorduk. Araba yıkıyorduk. Orada araba sektörüne başladık yani. Pazara gidiyorduk, araba satıyorduk. Öyle diyeyim sana. Tam 12 yıl oldu. 12 yıldır ben de aldığımda sıfır modifiye bir Oh. araçtı. Ve bu aracı tercih etmemdeki sebep, daha önce Honda'lar hakkında bir bilgim yoktu açıkçası. O zaman zaten çocuktum neredeyse. Bu araçları modifiye yapılmıyordu. Yani kimse yapmıyordu, uğraşmıyordu bu araçlarla. Ben de bu araçtan kimse yapmamış, ben alayım, kafama göre modifiye ederim tarzında başladım. Baba bu tamamen tutku meselesi ya. Olay bu noktaya Zevk geldi yani. meselesi ya. Beden eğitim öğretmeniyim ama kendi mesleğimi yapmıyorum. Hastalığımızdan dolayı hobimiz olan bu işi yapıyoruz. Arkadaş çevremiz, bütün hayatımız bu arabalar oldu bizim. Abi ciddi para işi bir de, bakmayın. Jok 90. Abi ne demişsin? Artık seri taktik lazım. Cumartesi kız arkadaşımla buluşacağım. Açılacağım ona. Oğlum daha açılmadan niye kız arkadaşım diyorsun? Ona ne diyeceğim bilmiyorum. Sen bilirsin abi, Allah'a emanet. Seviyorum seni de. Aşığım sana de. Benimle bir ömür boyu var mısın yavrum de. Hayır, bunu senin anlatman lazım. Yani sen nasıl açılmayı planlıyorsun mesela? Hiçbir şey mi bilmiyorsun? Hiç kafanda kurgulamadın mı? Şu ETS yayını yapalım, bir konuşalım bu konuları.
Kardeşim bak bir tane video izlemiştik ilk buluşmalar diye. Onu kendi halini izleme. Benim izlediğimi, hep beraber burada izlediğimizi bir tekrar izle. Orada bir şeyler yakalarsın kendine. Dyna'ya çektik arabayı. 30 kere Dyna öylesi var bu araba bir gecede. Akşam 9'da Dyna'ya bindi. Saat 11.30-12'de Dyna'da indi bu araba. Neyse o gecede araba böyle bayağı bir hızlı. O gecede adrenalin gece var işte şehir dışında. Bak bende araba anısı yok böyle işte baba, bunları dinleyeceksin. Tayfarlar gelmiş. 4-5 tane hızlı araba. Tayfar ama hani biz de zaten alakasız. Biz zaten hızlı olduğumuzu biliyorduk ama yani gene bir gidelim. Basalım görelim dedik ne olacak ne bitecek. Dizildik 4 araba böyle. Sol şeritten başlayarak emniyete kadar araba doluyuz yani. Önümüz bomboş. Bunlar oturuyor 3 araba. 3 araba deniyor yani. Ben denemiyor. Ben de arkalarındayım. Kuruldum. Bir başladık zaten. Onlar oturunca ben de bir oturdum. Bir başladım. Aç zaten geçtim önlerine ben onların. Ondan sonra ben zaten iyice gaza geldim. Bir de arkaya dönüp bakıyor ya. Oğlum vitesi hiç çıkmıyor yerinden ha. Yarış modum değildi ama daha gidecek payı olduğu için arabaya biraz daha fazla güvendim. Daha arabayı açma payım vardı yani. Neyse 30 Dyna öylesinden sonra 30 kere de asfaltta ben bu arabaya gaz verdim. Bak işte Mert bunları izleyip izleyip gaza geliyor amına koyayım. Ondan sonra burada oyuncak direksiyon önünde garip garip hareketler yapıyor amına koyayım. Ben onu öğreteceğim şimdi nasıl oynadı. Görüyor musun bazen kliplerini falan böyle bir şeyler yapıyor. Bizim usta var dedi ki yapma Ozan, etme Ozan. Dedim bir şey olmaz arabayı sağlam yapmışsın hesabı. 1-2-3 yaptım arabayla. Kol piston bacak arkadan çıktı. Bir tane araba var arkamda Clio. Ön cam ön cam paramparça. Ah siktir. Çizildi. Benim kolum pistonum onun arabadaydı yani. Abi buna tabi ateş ediyor diye alırlar yani bunu. Bu arabada defalarca silah aradılar mesela. Araca launch kontrol ayarı yapıyoruz yazılım bilgisayarla. Yazılımcı oturdu. Ayar yapıyor. Hani tonunu falan ayarlıyoruz. İşte kesiciye girme sıklığını, devrini ayarlıyoruz. Bir saat falan kesici yaptık yani. Çatara patara yaptık. Sonra dükkanın önünden bir kalktım. 1, 2, 3, 4 çatara patara taka 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 atıyor arkadan araba. Bir baktım yolda bir tane connect var. Yolu kestiler böyle durdurdular beni. Beyaz. Ahmet Gezmiş stili bu. Connect. Durdum ben de. Bir daha oturdum kesiciye. Yani niye bunu yapıyorsun diye. Oradan esnaflar falan çıktı sandım. O abimin verdiği şeyle. Şöyle belinden silah gösterdi abimiz. Sivil polislermiş. İn arabadan dedi. İndirdiler bizi arabadan. Okan'la beni. Yatırdılar yanlara. Üstümüzü başımızı aradılar. Silah ver dedi. Tamam mı? Abi ne silah dedi? Silah milah yok. Silah ver dedi. Böyle ses yükselterek arabadan arabanın geliyordu. İçinden sıktı dedim, sanmış. Silah yok dedim. Nasıl arabadan geliyor? Dedi gaza bas dedim. Gitti gaza bastı. Bir ateş attı arkadan. Tamam dedi. Bırak arkadaşları dedi. Bıraktı. Ehliyet ruhsatını getir dedi. Dedim ruhsatı getireyim de dedim muayene birkaç yıldır yok dedim hani sıkıntı olur mu sizin için? Şimdi bu arabaya biniyorsan muayene biraz sıkıntı. Bunu muayene zamanı geldiği zaman ben bütün dünya... Najir hoş geldin. Ne oldu babaran mı? Ben soyutlanıyorum yani soğuyorum. 6 yıl falan muayenesi yoktu daha yeni yaptırdım. 6 yıl muayene yok. En son bunun kayıtları açıldığında adam baktı dedi ki 6 yıldır muayeneye girmemişsin farkında mısın dedi. Süspansiyon sökülüyor, egzoz sistemi sökülüyor yani başlı başına bir eziyet. O yüzden pek muayene sevmiyorum. Mesela modifiyeli araçlara özel bir muayene istasyonu yapılması lazım. Muayene istasyonuna girdik araçta ben deneyim dedim bununla birlikte gittim. Bak direkt verdim abi. Aracı aldı çocuk bindi baktı. Dedim geçecek herhalde dedim. Bir baktım içeride bo egzoz yapıyor hani girdi. Muayeneciler de seviyor hani onlar da hasta ben anladım ama yani geçmedi bu aniden. Bayağı bir şöyle 20 tane falan kusur. Süspansiyon sistemi hatalı. Farlar şöyle. İşte farda delik var. Direksiyonu sökmüş takamıyor. İçeride değişik değişik şeyler. Ama bu işin tadı. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya aslında doğru söylüyor. Yani ama bir noktada da abi bunu trafiğe çıkaramazsın yani. Olmaz. Şimdi bak bu adamların hepsi sen ben gibi adamlar aslında. Sadece araba aşkı tutkusu var. Onu seviyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir yandan biri böyle batatatatatatata diye geçince ne yapıyoruz? Anasını söylüyoruz değil mi arkadan? Rahatsız olanlar oluyor, bilmem ne oluyor. Bunu modifiye aşkıyla yapan var. Bir de harbiden trafik canavarlığı yapan var. Bunun dengesini böyle kuramazsın yani. Eğitborn'daki bir takım kurallar gibi bir şey bu. Olmadı mı olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Belki de çoğu bu adrenalini seviyor. O işte bak muayeneye sokmuyor, polisten kaçıyor, bir noktada göstermemeye çalışıyor. Bununla yedirmiyor, gezemezsin bu arabayla çünkü. Tuzu, inşallah ülkemizde modifiye güzel yerleri gelecek.
Ha, kontrollü bir şekilde yapılabiliyorsa bu adamların canına millet. Bizim işte egzotik hayvan durumu gibi oğlum. Geko beslemiyoruz amına koyayım. Baktığına isyan ediyoruz. Ya benim aşkım diyorsun, hobim diyorsun. Niye yapamıyorum, ne zararı var diyorsun. Bunları masaya yatırmak lazım. Forumlarda geziyorum. Bunu ne yapacaksın? Trafiğe çıkarmayacaksın. Özel alanlar yapacağım böyle. Bisiklet parkuru gibi. Modifiyeciler gidecek olur. Kontrol altında bir yer olacak. Pist olacak bunlar. Pistler genişleyecek. Bütün gün versin coşkuyu. Bütün gün birbirini kızlar böyle. Öyle bir ortam yaparsan bak tatmin olurlar gibime geliyor. Matazlı eskibin isteyen ulaşsın demiş biri. İzmir'de bir eskibin bulup kapona verdi. Abi 5 dakika sonra dersin sikerim lan ben trafikte o makasa gireceğim baba falan diyorsun. Onu bir şey diyemem. Ama adam beni bir hafta öteye attı. Hiç kimseyi tanımam. Eskibinden anlamam. Eskibinci arkadaşım yok. Aradım numarayı. Neredesin? Manavgat'taymış. Oradaki araba bu araba işte. Çok uzaktan ben arabayı gördüm. Böyle 40-50 metre uzaktan. Sadece stopları belli oluyor. Bu araba benim arabam dedim. O zamanlar... Yakışıklı duruyor. Ben seviyorum eskibin tasarımını. Yani. Bizim için bir hayaldi yani. 10. senesi bende. 20'li yaşlarımda almışım bu arabayı. Hiç eskibinden anlamam, kullanmamışım. Nasıl edeceğim, nasıl gezeceğim, nasıl gazlayacağım bilmiyorsun. Tabii şimdi notere gittik. Noterde de ayrı bir film. O zamanlar kimse kimseyi tanımıyor. Sosyal medyanın olmadığı, Instagram'ın yeni yeni doğduğu zamanlar. Şimdi arkadaş bizi tanımadan 80 kilometre eskibin getirdi kapımıza. Kimse kimse için eskibini bir yere götürmez. Bir de tokatçı gibi çocuğa dedik ki, kanka arabaya 94 istiyorlar. O zamanlar bir dubleks parası. Çok üst bir paraydı eskibin için. 94 bin lira. Ben dedim sana üstten 14'ü vereceğim ama sen babama 80'de kurban olayım yoksa beni öldürür bu arabayı da almaz dedim. Şimdi çocuk beni tanımıyor, babamı tanımıyor. Çocuğun kucağı bir poşet para attık, çocuk paraya baktı sayamadı da. Dedi ki bunu nasıl yapacağız, bir bankaya mı uğrasak önce? Bankaya uğrasak benim işim çatlayacak. Gerilimli bir alınma süreci olmuştu. Arabaya bindim, çalıştırıyorum, 50 ile geziyorum. Ben bu arabayla yanlamam, gazlamam. Gece biniyorum önümü göremiyorum lan ben bu arabayla ne yapacağım? Bir teybi var, teybi ben CD'yi takıyorum. CD'yi bana geri itiyor teyip. Hiçbir donanım yok arabada. Bizim Honda'larda çok donanım bulamazsınız. Ama yolda görürseniz de unutamazsınız. Kral! Ratatatan! Oğlum bu egzoz ama biraz abarttı değil mi ya? Adam ölür lan bunda geri geri gelirken. Birine çarpsan saplanır lan bu zombi avlar gibi yakalar valla. Baksana oğlum ne onlara. Hateborn'da millet egzoza halleniyordu lan. Lemur bunu beğendi. 17 yaşındayken şahinim vardı bir tane. Barbaro Sayettin Paşa, Gazman Paşa civarında arabayı bilmeyen yoktu. O meşhur serseri, beyaz şahin bendim yani. Şahinci. Bir sağa bir sola gazlıyorduk yani. Sonra ben o arabayı askere giderken sattım. Arabayı verirken ağladım ya. Hani arabayla anılarım geçti yani. İlk araban. İlk araba her zaman unutulmuyor yani. Çok fazla anlamıyordum ben Honda'dan. O zamanlar yine Honda'cılar vardı ama onların şu an hiçbiri yok. Abi araba diye ölüyoruz biz. Honda diye yanıyoruz. Çünkü alabildiğim en lüks araba benim oydu yani o zamanlar. Ya bu araba sonradan keşfedildi. Hani nasıl Vitek açıyor ya. Bu da sonradan Vitek açtı Türkiye'de. Türkiye'de tanınmıyordu abi Honda. Tanınmıyordu yani. Vitek'ten 17 liraya satıyordu. 16 liraya satıyordu. Kimse bilmiyordu. Yüzüne bakmıyordu. Çöp gibiydi yani arabalar. Sonradan bir tuttu abi araba. Şu an bu arabanın 300 binde olanı bile peynir ekmek gibi gidiyor yani. Araba piyasasını bozan da tek araba Honda'dır. Ben bunu sana söyleyeyim. Vitek 2 benim için bir hastalık. Çok seviyorum. Severek aldım. Severek biniyorum. Yıllardır da hiç hevesim azalmadı bu araca. Azaldığında bir tık daha motiveye yapıyorum. Hevesim yerine geliyor. Araba neden senin için bu kadar önemli diyorlar. Eskiden şöyle bir şey vardır. At, avrat, silah diye bir Türk kültürü vardır. Bizde de at araç oluyor şu anda çağımızda. O yüzden atlarımıza bağlı insanlarız. Araba kirli olsun. Ben evde rahatsız oluyorum mesela, anladın mı? Yıkadığım zaman böyle sanki terapiye girmiş gibi. Mutluyum yani. Ben cilacı moduna hiç giremedim. Kendimi sokamadım yani, anladın mı? Tayyip abla adam geliyor, cilasını atıyor, mutlu atıyor. Ki benim gözümde de bu zamana kadar Tayyip abla yürütemeyenler olarak görüyorum. Şimdi adam arabasını yürütemiyor, kırıyor, örnek veriyorum. Yani tam o güç meselesi. Arabayı yapmak, setup yapmak, büyütmek. Hani bu para işi. Cilacı doğru. Muhabbet var. Cila atar, hat hat yapar. Bazısı arabasını hiç yüzmez ama o arabada daha öncesinde çok yaşanmışlık var.
Hani bu Taypar'ın yaşanmışlık olmayanı çok zor yani, anladın mı? Binde bir gibi düşün yani. İki tanesi, üç tanesi. Her alan bu arabanın zaten dip gazını atıyor. Bir 40 bin, 30 bin de şu an Taypar var mı? Yok. Hepsi 100 bin veya 200 bin. Bizim araba şu an en yüksek Taypar. Korsan taksi gibi 240 bin de bu araba. Yaşanmışlık var tabii kardeşim. Bu arabayla adam alıp sahilde gezmemiş ki. Taypar bu. Egzozunu yapmış, kesici kesici. Gezmiş zaten. Cilacı sayfasında mesela örnek veriyorum. Kendiler alındı illa ki deniyorlar. Ama biz cilacıyız. Bizde yok öyle bir şey. Aklını vereceksin. Her şeyi sökmüş adam. Ya şimdi bazı tayparcılar var. Şimdi mesela yapıyor setup. Maddiden artık bıkıyor, ustadan bıkıyor harcamaktan. O adam bu sefer şeye geçiyor. Cilacı moduna geçiyor. Hani arabasını seviyor adam. Kardeşim parası yok harcayamıyor ama hani mecbur arabadan da ayrılamıyor. Cilacı moduna geçiyor. Abi canım arka koltukta kim oturacak baba, sök. Sen... Kaç kilo gider arka koltuğu söktün mü? Herhalde gider değil mi? 120 kilo falan. Bir de akşamları tan tan ya da daha ta 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 saydırıyor. Öyle abartmış olabilirim. Yani. Mesela ben rolcuyum. Cilacı değilim. Ben atacağım o vitesi yani, duyacağım. O demir de vuracak yani, duyacağım o sesi. Herkes araba hastası ama arabayı yatıranlar, adam garajda arabasını saklıyor işte, gidiyor siliyor, sadece binmiyor arabaya. Abi arabayı seviyorsan gerçekten o araba sana arabalık yapmalı. Bindiğin zaman keyif almalısın, gazlamalısın. Hani arabaya böyle dokunmadan işte vites atıyorum, ay bir şey olur bilmem ne. Ben bir dakika, biz transporterın arka koltuğunu söküyorduk. Tek kişi kaldırıyordu. Babam böyle ıkınıyordu da iki kişi genelde alıyorduk. O zaman 50 kilo falandı ya. 40-50 kilo falandır. Böyle gazlarım abi, tamam mı? Benim için problem olmaz ama hiçbir şekilde de bir arıza vermedi bugüne kadar. 12 yıldır gazlıyorum ve arıza vermedi. Bu ne demek biliyor musun? Gazlamayla arabaya bir şey olmuyor. Bilinçli gazlarsan, yağını zamanında değiştirsen, suyunu zamanında değiştirsen, rutin bakımlarını zamanında yaparsan, hatta zamanından önce yaparsan o da sana bakıyor. Benle gazla diyor. Bana bas kanka diyor. Yani anladın mı? Arabaya bindiğin zaman bunu hissediyorsun. Ama arabanın orasından burasından ses gelirse, harfurt olursa yani beni sal baba diyor. Hani beni bırak diyor. Bu işler bana göre değil diyor. Adam arabayla sohbet ediyor. Evet, transporterinkiyle belki aynı düşünmemek lazım. Tamam oğlum, kaç kiloysa kaç kilo lan anladık. Bilmiyorum, götümden attım. Honda'nın arka camlarının... Oy, bana bak, direksiyona bak lan. Genelde. Çünkü arka camlar fazla kullanılmıyor. Arka koltuğa kimse oturmuyor. Bak bunu bütün Honda'cılar bilir. Arka camların kesin bir tanesi çalışmıyordur abi. Çalışıyorsa da güzeldir o. Tamam, Allah'a şükürler olsun. Böyle şeyler kronik şeyleri zaten. Bu torpido peteklerini düzgün kullanmazlar. Kırıyorlar. Genelde yumruk atıyorlar. Temiz kullanmıyor ki. Şimdi bu arabanın kitlesi genelde 20-25 yaş arası. Askerden gelen uzman çavuş arabası. Bu paket olayında ilk çıkartan Honda'dır. Güvenlik paket. Çok önemli. Güvenlik paket olmazsa adam bir geri geliyor. Lan kazada bu arabaya airbag açmıyor ki. Bu arabayı sıfır aldıktan 10 sene sonra airbag'in tüpünün değişmesi lazım. Yani bunların çoğu %70'i değişmiyor. Yani pipirik insanlar haricinde. %70'i de zaten... Özden abi bu arabada bile çok çok ilki yaptı. Yabancı forumlarda vesaire çok ünlüydü. Piyasada tanınan adam. Piyasa arabası oluyor. Piyasa arabası da bizden geçiyor. Baksana oğlum. Eski bin buluşmasındayız. Buluşmalar ateşlidir. Herkes boy gösterir yani böyle. Benzin aldık çıkacağız. Ben petrolde dönmeye bir başladım. At. Yolu gördüm. Yola attım kendimi. İkiye bir çektim. Böyle döndü bu sefer de araba. Gene kesici. Bir düzeldi. Kırk etti bir şey. Eyvah dedim. Ayvayı yedik. Araba kırıldı. Özden ediyorum. Motor fiyatlarına bak. Şanzıman fiyatlarına bak. Ne olduğunu anlayamadım arabaya. Dörtlüleri yaktım. Allah kahretsin dedim. Bu benim kaderim mi? Niye böyle oluyor falan filan. Diğer eski binci arkadaşlarım geldi. Fırat abi var, eski bir şövalye. Eski bin konusunda. Dedi ki oğlum aksi kırmışsın. Ne olabilir dedi. O zamanlar tabii cahiliye dönemi. Sonra ne oldu? Arabayı sanayiye çektirdik. Eve geldim, yattım. Kafayı yastığa koydum. Lan bir kalktım. V3'ler 30 bin lira. İki kirkoya bakar. Çak çak koysa. Biri daha bilgi vermiş. Özden abi... Lan gitti mesajın ya. Bir şey takan diye kaldı gitti. Gel salsa gitse araba askıda kalacak. Dükkanın içine koyamadık. Gece geç geldik. Sanayiye kalktım gittim. Nöbet tuttum arabanın başında sabaha kadar. Ama sanayi bayağı güvenlikli bir yermiş. Çok güvenlik geldi geçti böyle ben orada beklerken. Arabada böyle yattım güvenlikler geçerken. Gidince kalktım. Sabaha kadar arabayı izledim. Ha, Honda Civic VTEC 2 S2000 tamponunu takan ilk adamlardan biridir. Bunun haricinde de çok şey yaptı hanım. Piyasası ne S2000'lerin şu an? Var mı 2 falan, 1.5, 1?
bulmak da zor temizini ya. Ondan önceki tayfarda mesela yağmur yağdı. Semt işi usta direkt. Wow. Direkt semt işi, yağmur ufak istedi. Onu dörde atacağım yani, anladın mı? Olduğu yerde. Bir rat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 
artık yeter diyorum yani. Olduğu yerde giriyor arabama yani, anladın mı? Güzel bir ibreyi tokatlıyor yani yukarılara doğru. Bir 180'i görmüştüm var yani sararken. Ama yağmurda Ahmet'le beraber mesela bizim burada baraj olduğu bir yol var. Oraya bir gidiyoruz abi. Giderken ben kullanıyorum. 1-2-3 kesici. Dönerken o kullanıyor. 1-2-3 kesici. Yani kendimizi tedavi ediyorduk arabayla. Bununla başka bir türlü mutlu olamazsın. Ben şimdi Ferrari'ye binmek ister miyim, istemez miyim? Yani ister, herkes ister. Ama bu arabayla da kalkıp Ferrari'ye şu an geçemeyiz. Ama geçebileceği araba var mesela. 92M3'ü geçerim. Örnek veriyorum. 60M5'i geçerim. Yani standart olarak yani. O da setuplu olsa geçer zaten bizi. Yol tutturma ruhu var. İşte kaçacak mı, gidecek mi? O arabalar stabil abi. Oturduğum hep aynı. Hep aynı saniye koşuyor. Bununla öyle değil. Bunda bir şey oldu. Işık yandı. Şarj dışı, benzinin az oldu. Örnek veriyorum. Kesiyor araba, gitmiyor. O savaşı veriyorsun arabanın içinde. Niye gitmiyor acaba? Nasıl gidecek? Nasıl edecek? Arabaya mesela bir şey yapıyorsun, insanlar diyor ki arabanın orijinalliğini bozma, şöyle yapma, böyle yapma. Ya bu araçlar kompakt araçlar, sonradan modifiye edilen araçlar. Yani bunun üretiliş amacı aslında, nasıl diyeyim, ailenle gezmek için ulaşım amaçlı kullanılması gereken araçlar. Ama aynı motoru, Taypara motorunu takıp alıp buna takabiliyorsun. Aksi aralıkları falan her şeyi birbiriyle aynı. Yani bütün her şeyini takabiliyorsun. Bunu taktığın zaman bu arabayı çok farklı bir klasmana geçirebiliyorsun. Bence aracın orijinalinden dışarı çıktığın zaman daha iyi bir şey yapabiliyorsan orijinalliğin hiçbir önemi yok. Yani farı da keserim onun için. Başka bir şeyler de yapabilirim. Orijinalinden daha iyi oluyorsa bunu yapmakta bir sorun görmüyorum. Yani 2006'da 2007'de patladı modifiye. 2000'de Tofaş'ı alıp da konu yapan, Honda'yı alıp da yapan yoktu yani. Herkes arabaya stabil biniyordu. Modifiye diye bir kelime yoktu ki abi ya. Eskiden façayla. Tok fiyatı belli mi olmuş? Kim nerede yayınlandı lan? 850 bin mi? Nasıl öyle? Mert arabayı normalde nasıl kullanıyor? Normal kullanıyor. Otomatik zaten arabası. Normal yani, binek araba yani, öyle şey değil ki. Attı mı götünden o? Taça vardı yani. Bu ikisini ayıramazdık. Modifiye diye bir şey yoktu. Modifiye yurt dışından gelen bir kelime yani. Ya şimdiki modifiye anlayışını ben hiç anlamıyorum. Eskiden body kit vardı abi, 10 numaraydı ya. Bunun kapotunu... Dur bakayım. Öz İlhan, Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz diye konuştu. Tok fiyatı ne kadar olacak? ÖTV dilime göre hesaplandı. Tok'un C segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor. Ekim itibariyle seri üretime geçme planı Tok. Satışa Mart 2023'te çıkacak. Bu eski şey değil mi oğlum? Çamurluğunu adam keyfe kadar değiştiriyordu ya. Ben yemin ederim 3 parça boyalı arabayı komple boyatan adamı biliyorum. Yani Türkiye'de bu değişen boya mevzusuna çok takılıyorlar. Bence takılmalarına gerek yok. Bu araba görsel arabası abi. Bunu çekeceksin caddenin kenarına. Vallahi bana sorarsanız kendi düşüncemi söyleyeyim. 850 bin lira falan çıkması ihtimali yok o arabanın. O araba en az 1.300-1.400'den falan başlar. Bana öyle geliyor yani. Bence öyle. Göreceğiz bakalım. Letil, kedi ne yapıyor kedi? Bakmayan imkansız diyorum sana. Bahçeli... Ki bak iyi düşünerek söylüyorum yani. Aslında düşük söylüyorum. Boyarım. Yaşlı teyze bile bakar bu araba. Bu benim düşüncem. İnşallah daha az çıkar. BMW ile Mercedes'in arasına koy bu araba. Bıraktılar bizi. Vallahi. Abi eski binini yanlamak çok keyifli. Biz bu kardeşimle keyifli. Yola çıktığımızda her kavşağa bir yan borcumuz olsun diyerek çıktık. O zamanlar... Neyse koptuk videodan ama değişik kafalar yani. Bak ben nasıl oturup bu sandalye hiç rahat değil ya. 106 abi, bunlar da Peugeot'cular mı? He o zaman iyi. Şşş Eko sen de gelseydin ya. Çok sanayi iyi ya. Mi? Sanayi Mesut'un yanına çay içmeye gidiyorum oğlum ben. Sanayide ne işimiz var? Arabayı bilmiyoruz ki, araba sanayiye gitsin. Biz keyfi sanayiye gidiyoruz. O sanayiyi seviyorum. Bu sarı ama ticari değil. Bak işine. Bak. Karakterler çok orijinal değil mi ya? Bak işine. Bayağı yapmış arabayı ama. Kız arkadaşım Mayıs'tan geçer herhalde. Kız arkadaşın mı? Kız arkadaşın mı burada? Ne? Kız arkadaşım Mayıs'tan geçiyor abi. Numarası var, bir şey var ya.
Ne anlatayım baba? Valla kanka Barış Yılmaz ben. Bu ikinci 106'm. Giresunluyum, toprağız. Demin de arada muhabbet ettik ya. Keşke hiç binmeseydim. Bundan iyisine binemezdim. O ayrı bir konu ama çok daha güzel yüksek model arabalara binebilirdim. Güzel, bu videoları izleyin ya. Makara kukara oluyor. Ben kapatacağım şimdi de. Dünyalar harcı. Baksana bir videodan tonla video çıkarmışlar. Canım sıkkınken, keyifliyken gazlamıyorum. Paso anılar. Bu ne? Tamam, yani farklı insanlar da var. Hayatım işte bize... Takip edin. Takip ettik. 5 araba. 3'ü verin. Peugeot'cular, Peugeot'cular. Asbel kadar yani. Hasip'le nasip gibi geziyorsun. Exos'uz 106 yerin dibine bas. Tutmaz. Nadir yani. Çok çok az. Belli başlı sayılardır. Alıyor, patlıyor. Bu sefer araba lekeli. Bizim vardı ya. Bizim çocuklar da üniversitede böyle çok paraya sahip olmayanlar. Genelde işte Rover vardı mesela. Rover'ın bir tane küçük arabası var. Bizim Melik diye bir arkadaş vardı. O onu yapıyordu işte, hava filtreleri değişik, egzozlar değişik, pataküt her yere giriyor çıkıyor. Tabii o zamanlar herkesin karı da hızlı kaynıyor. Ben korkuyordum mesela, o kadar hızlı kullanıyorlardı ki. Evet biraz ses var, görüntü yoktu ama yani korkuyordum. Şeyden korkuyorsun bir kere, ölüm korkusu da değil. Ben çocukluğumdan beri şeyi bilincindeyim yani, ne yaparsan yap hep başkalarının canı da söz konusu ya. O çok korkutucu bir şeydi ama çok da iyi araba kullanıyorlardı. Çok iyi, Rover 200 olabilir, tam emin değilim. Yani direksiyonu çok iyiydi çocukların. Mesela bak benim direksiyonum çok iyi değildir. Hani kullanırım arabayı, güzel de kullanırım, dikkatli kullanırım. Ama kimisi öyle yaşayarak oynuyor. Ya, oynuyor ne lan? Yaşayarak kullanıyor ve iyi kullanıyor yani. Rover 45'tir. Dur bakayım. Söyleyeceğim ben arabayı size. Rover 45 olması lazım. Sen öyle söyleyince. Yok lan. Rover 45 değil ya. Ya Assetto Corsa falan boş iş Mert. Ya bu harbi sokakta trafikte olan adamlar değişikler yani. Vardı ki 3 tane iyi kullanan arkadaşım. Mesela şeyde bizim Can'ın arkadaşlarında da öyle tayfalar vardı. Şimdi bu adamlar farklı abi. Adamlar onu sokakta yaşıyor yani. Arınmayız konseptine girsek. O ne lan? Ama çok güzel makineydi onlarınkiler. Feyza hoş geldin. Yaşıyorlar mı lan? Hepsi evlendi, barklandı, çoluk çocuk sahibi oldu ya. O biraz daha genç iş ya. Ya bilmiyorum Rover'ın hangisi işte, siktir et. Küçük hatchback bir arabaydı. Mehmetciğim eyvallah bit için. O ne ora ora 200 mü? Sen geç kaldın. Yok ya benim araba merakım çok şey yok. Ben standart demeyeyim böyle şeyler de, benim araba merakım var ama ben biraz daha böyle chill arabacıyım yani. Hani Amerikan da chill değil de. Hani benim hız tutkum mesela çok yok. Ben biraz daha şekli seviyorum yani, böyle arabanın görüntüsü hoşuma gidiyorsa. Böyle onunla tık 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 gitme olayını seviyorum. Uras'ın videosu daha açık onu da la. Onu unuttuk bak. Bir sürü video var ya. Bu araya girdi. Bu benim izleyeceğim videolar arasında yoktu. Öf. Bir de acıktım, bir de Hatay sandık işi falan yaparız. Bakalım neler yapmış. Güzel videoya benziyor. Satayım diyorum. Arkadaşlar ben araştırdım biraz. Mustang falan yapayım. Bir Amerikan'a gireyim falan. Şeyle de konuştuk. Doğan Kabak'la. Diyor ki baba hiç girme. Yani hem ustayla uğraşmak çok zor. Hem arabanın parçasını bulmak çok zor. Hem onun derdi tasası çok büyük dert. Cebini çok yorar. Hani illallah edersin yani. Hani hiç girme o toplara dedi. Beni bir soğuttu bir güzel. Doğan Kabak'ta videosu ne zaman? Bilmiyorum ki. Çektik onu, daha yayınlamadı galiba. Yayınlasa haberim olurdu. Bugün... Stoklamıştır o, sıra sıra gelir o. Yakında gelir yani. Donate atmayın arkadaşlar. Bir bug var, gelmiyor ya. Aa! Lan ben bir ayar yaptım. 50 lira altı gelmiyor. Ha 50 lira altı burada çıkmıyor. Oğlum ben o ayarı yanlış yaptım. Ben sandım ki 50 liraya kadarki kısımdaki animasyonlar oynasın planı yaptım. Şimdi anladım lan. Çünkü gelen donate'ler hep 50. He, atmayın la, 50'nin altına atmayın baba. Çıkmıyor. Düzelt abi ya, düzeltirim ben bunu. Animasyon olarak düşündüm yani, para animasyonlarını 50 ile limitlendirdim sandım. Şimdi ayıktım la. Abi sen çok değiştin la oğlum.
Gel lan. Stoplayayım ben. Eksi